buradan, bu kürsüden, burada dersin, burada konuşmanın yeri değildir diyen AK Partili hatip bir yanda, özür dileyen başbakanı bir yanda. Arkadaşlar, bu kürsü işte her şeyin yeridir. Özür dilemenin yeri de bu kürsüdür. Başbakan bu kürsüye gelip özür dilemedikçe, bu araştırma komisyonlarına siz evet demedinizçe, Dersim'le ilgili teklifleri getirmediğiniz sürece, kayıp kızların dosyasını açmadığınız sürece, tarihle ve gerçekle yüzleşmediğiniz sürece siz böyle çelişkili ve ne yaptığınızı bilemez durumda kalırsınız. Bir hatibiniz İnsan Hakları Komisyonu'na havale ediyor. Bir hatibiniz diyor ki burası konuşmanın yeri değildir. Nerede konuşacaksınız? Kapalı kapıların ardında mı konuşacaksınız? Derin yerlerde mi konuşacaksınız? Milli Güvenlik Kurulu'nda mı konuşacaksınız? Nerede konuşacaksınız? Söyler misiniz? Gelirsiniz mecliste, doğru dürüst konuşursunuz. İnandırıcıysanız, samimiyseniz, doğruysanız, bizim grubumuzun getirdiği önerge olduğu için biliyorum, Allah birdir diye önerge getirsem aynen karşı çıkarsınız. Dersim'de de çuvalladınız, samimiyetsizliğiniz ortaya çıktı. Riyakar davranıyorsunuz, iki yüzlü davranıyorsunuz, hiçbir sözünüzün samimiyeti yok, arkasında duramıyorsunuz. İşte önerge, işte oylama. Bu önergedeki oylarınız sizin icraatınızı gösterecek. Kullanacağınız oylar belirleyecek. Gerisi hikayedir. Samimiyet testindesiniz. Öyle televizyonları, medyaları tek elinize alıp hüküm süremezsiniz, bu kürsüyü susturamazsınız. Gerçekler bu kürsüden konuşulacak. Özür de bu kürsüden olacak. Başka yolu yoktur. Teşekkür ediyorum Sayın Kaplan. Buyurun Sayın. Barış ve Demokrasi Partisi grubunun iç tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş önerisini oylarınıza sunuyorum. Sayın milletvekilleri, öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir. Birleşime 10 dakika ara veriyorum.